86 yaşında vefat eden Mısıroğlu son yıllarda çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. İstanbul'da özel bir hastanede çoklu organ yetmezliği tedavisi gören Mısıroğlu'nun gece yarısı durumu ağırlaştı. Mısıroğlu yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 86 yaşında hayatını kaybeden Mısıroğlu 1960'lı yıllarda yazılar yazmaya başlamış, çeşitli dergiler çıkartıp vakıf başkanlığı da yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu için bir başsağlığı mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim." Sayın Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Mısıroğlu'nun vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı. Evli ve üç çocuk babası olan Mısıroğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazında Çamlıca Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.